Bisikletli Çift'ten herkese selam. Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı'ndayız. Kendimizi dışarıya attık. Oksijen, sohbet eşliğinde Ahmet'i konuk ettik yanımıza. O da bizi kırmadı, geldi sağ olsun. Ahmet bu arada kulübümüzün daimi üyesidir. Evet. Spartan Riders'tan tanışıyoruz. Neyden bahsedeceğiz? Ahmet'in motosikleti olan CRF250L'den değil çoğunlukla. MT25'ten geçti Ahmet. Evet. Bu motosiklete ve MT25 Naked, CRF250 Enduro yani bildiğin cross diyebilirsin. Cross ama Enduro. Yani bu tarz değişikliğinin sebebi neydi, biz bunu merak ettik. Yani biz biliyoruz aslında da sizinle paylaşalım dedik. Isterim. Çünkü böyle tarz değişikliği yapmak isteyen kullanıcılar olabiliyor. Naked'dan Enduro'ya keskin bir dönüş yapmak isteyenler için Ahmet bizi aydınlatacaktır. Evet Ahmet. Öncelikle şöyle diyeyim, biraz daha geçmişe gideceğim ben. Benim en ilk motorum CBR125'ti. O zamanlar tabii bir hevesle işte Razik olsun, ne bileyim üstüne yatayım, rüzgarı keseyim, az biraz gazlı olsun, gaz vereyim falan filan. Sonra buradan deneme tatlısına yani sesleneceğim gerçekten. Erkin abi selamlar. Erkin abiden selamlar bu arada. Deneme tatlısıyla doğal sürüm bir kamp olayı vardı. Ben eşlik ettim. Hem dedim ilk motorum, hem uzun yol yapayım, hem de bir kendimi test edeyim diye. Doğaya sür kampına CBR 125 ile gittin. Evet. Çok iyi. Biraz, o zaman top case falan da yok. Hiçbir şey yok. O zaman tabi acemi olduğum için göya kamp yapma gittim. Bir tane çadırım, bir tane de koyun yünü battaniyem vardı. Ahmet kampçıdır bu arada, sağlam kampçıdır. Şimdi bir şekilde gittim. İyi kötü işte, hatta yolda giderken birkaç kişi beni o halde gördüğü için videomu çekti. Bir tane tipo vardı, hala unutmam onu. Arkada bağlamışım ben battaniye çadırı. Başka ekstra bir şey. Ve Ocak ayındaydı bu arada bu kamp. Gece -2'yi gördüm acemi olduğum halde. Ama güzeldi. Tabii o sırada motor konusuna gelirsek de şöyle bir şey var. Ben o kampa gittiğim zaman ilk adım orada başladı gibi bir şey oldu. Neden? Şöyle. Bir baktım etrafımda Afrika Twin'ler, Ducati, Multi Stradalar, işte ne bileyim. Her yer Enduro. Her yer Enduro. CRF var. Ve millet tabii o motoru kullanan illaki çamura giriyor çıkıyor. Ben de kendimi sorguladım. Lan diyorum, acaba CBR girer mi girmez mi? Ben de girsem kalır mıyım? Tabii saplanma durumu olduğundan dolayı pek bir şey yapamadım. Sonra o iki günlük kampta düşündüm. Ne yapayım? Motor 125 cc. Hem artık yavaş yavaş ustalaştığım için biraz daha dedim cc yükselteyim. Az geldi değil mi? Yani az geldi bana. Standart yetmedi. Standart bir motorcu klasiği. Ya çünkü aynen. Belli bir süre sonra ya sıkılıyorsun ya da gitmiyor. Özellikle arkadaşlarınla bir yolculuk yaptığın zaman önde hani motorlar ya, sen arkada ınınının olmuyor yani. Dedim biraz daha güçlü bir makine alayım dedim. Hem dedim kamp yapabileyim, hem de dedim malzemelerimi rahat yükleyeyim, hem de dedim oturuş pozisyonu güzel olsun. O yüzden MT25'i tercih ettim. Belli bir süre MT25'e bindim. Yani Racing'den Naked'a geçtim. Evet, dedim ilk adım oldu. Böyle Enduro'ya, Naked'lar, Racing'ler havada uçuşuyor. Evet, tabii. O sırada tabii biraz daha kendimi geliştirdim. İşte belli başlı ekipmanlar almaya çalıştım, başladım. Bir tık seviye atladım o sırada. Ondan sonra bende bir merak başladı. Şöyle bir merak başladı. Köy yolları, yol yapmayı sevdiğim için benim hep merak ettiğim bir yol türüdür. Taşlı, topraklı. Tabii benim o zaman MT25'te de IRC lastikler var. Tabii IRC herkes biliyor. Uzun yolda anca ısınıyor. Çok iyi değil. Ya, çok hatta iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil hatta. Tabii iyi yerler oluyor ama tabii buradan Şile'ye gitmeniz lazım ki lastikler ısısın. Öyle bir durum söz konusu. Ondan sonra işte bu Çatalca taraflarına falan gitmeye başladım yavaş yavaş. Taş yollara girdim. Tabii MT25 olduğundan dolayı hem motor güçlü, çift silindir, az biraz gaz verdiğin zaman ister istemez patiye kalkıyor. Dengeni yalnız bozuyor. Yalnız bölmek istiyorum aşkım, hiç hep asfalt dışı yollardan bahsediyor, farkında mısın? Evet. Hiç asfalttan bahsetmedi. Hep bir Çatalca, Şile, toprak, çakıl, kum geliyor. Yavaş yavaş asfalta geçeceğiz ama asfalt geride kaldı ama ya. Asfaltı biz yaptık aslında. Sparta'ya götürdük Ahmet'i. Ha, evet. MT25'le. İlk önce şöyle, MT25'le ilk uzun yol denedim. Tabii ki de asfaltta oldu. Öndeki motorlara yetişebilmek için biraz redline'a sokarak gittik tabii. Biraz ortalama challenge yaptık. Benimki en çok yakan oldu, her zaman olduğu gibi. Çift silindir motor olduğu için. Yakıt sarfiyatı da geride kaldı. Evet, yakıttan biraz sıkıntı oldu. Ondan sonra bu uzun yolun verdiği keyiften dolayı, aldığım hazdan dolayı böyle olmayacak dedim. Hani en azından dedim bir ne bileyim yüksek olsun, işte bir ayağa kalkayım yolla gittiğim zaman. Önümdeki trafik kuralları, ne bileyim levhalar, araçlar vesaire bunları rahat rahat göreyim diye CRF 250'ye geçtim. Merak ettim, şimdi aklımda iki soru var benim. Birincisi,
Racing'i hiç özlemedin mi? Ya şöyle. Gene racing dedi bir tane. İşte spor olsun, işte ne bileyim, güzel görürsün falan filan. Aslında bir hataymış. Onu düşünmemiz bir hataymış gerçekten. Ya hata senin açından diyelim. He, yani benim açımdan. Güzel motorlar gene de. Güzel motor ama benim açımdan hataymış. Hani benim ruhumu besleyen motor o değilmiş. Ben onu anladım. Ondan sonra benim için racing ve naked hayatı bitti. Anladım. Şimdi oradan oraya geçtin, tamam. Yani motosiklet hayatında ne değişti? Ya kendimi daha çok özgür hissetmeye başladım. Hani önceden özgür hissediyordum, evet. Asfaltlı yollar güzel geliyordu işte, ne bileyim. Ama sınırlıyor geldi, değil mi seni? Ya bir sınırlıyor, noktada hani sınırlıyor nereye yani. Kadar, nereye kadar asfalt olacak ki? Yani sonuçta sade asfalta mahkum olmak da benim için saçma geliyor. O yüzden bir de benim dediğim gibi merak ettiğim yerler oluyor. Atıyorum bir yoldan gideyim. Hani arada bir toprak yol sen olsun. Sen keşfetmeyi seviyorsun. Ha, keşfetmeyi seven bir tip olduğum için. Geçen gün bizi çamura sokuyordu. Yani öyle bir çamur değil ama tamam, hani bizim motosikletlerimiz adventure, enduro tarzı ama öyle bir çamur ki girsen saplanırsın. Ahmet orayı düşünüyor, girmiyor lan, girsen mi buraya falan. Sonra ben oğlum yürü boş ver, ne yapacağız, çamura mı saplayacağız orada, yani başımıza bir şey gelecek falan. Güzel bir şey, gerçekten çok güzel bir şey. Yüksek motor olması benim için bir artı avantaj sağlıyor. İşte dediğim gibi keşfetmeyi sevdiğim için o yollara girmeyi hevesli kılıyor benim için. Her zaman giresim geliyor otomatikman. O sonradan gelişen bir şey hani. Yani ben gerçekten kendi ruhumu besleyen motoru buldum. Ha, dışarıdan yorumlar geliyor illaki. Yok diyor işte çift silindir makineden geçilir. Tamam, bana da çok diyorlar onu ya. Ya hiç sorma, çift silindir makineden ona geçilir mi? Önceki motor daha güzeldi, en azından gidiyordu falan filan. Yok işte bu akçıyla zor oluyor. İşte ne bileyim. Öyle böyle akçı. Ya benim dediğim hani şu olay. Benim için tamam akçı da önemli. Ve ben akçı da binmeye öğrendim yani. Hani gerçekten bilinmeyecek bir motor değil. Öyle bir şey var. Sadece birbirine yapışıyorlar. Biraz Kapkes çok önde olduğu için Ahmet'in aynen, motorunda. Biraz sıkıntı oluyor konuda. Ben bayağı kapatıyorum motoru şöyle. Sen devam et motoru. Ben şeyini açtım. Görselini açtım. Ya ondan sonra dediğim gibi yüksek bir motor her zaman iyidir. Araziye girmek, kendinizi özgür hissetmek her zaman güzeldir. Tabii yol yaptığınız zaman daha farklı oluyor. Hani bu motor tamam asfaltta gidiyor da abi, hani nereye kadar, dediğin gibi nereye kadar gidecek yani. Evet. O yüzden yeni yollar keşfetmek her zaman güzel bir şey. Yani senin aslında naked bir motosikletten enduro arazi motosikletine diye tabir edeyim, geçme sebebim bu. Evet. Artık yeni yollar keşfedeyim, toprak yol gördüğümde gireyim. Ya merak ediyor insan. Ben merak ediyorum şahsen. Hani başkası öyle düşünüyor mu bilmiyorum da ben merak ediyorum. Evet, Bihter etkilendi galiba. Benim istediğim, aşkım yalnız orası şey. Evet, orası biraz çalın. Oraya hayır şey, çok riski duruyor orada. Aşağıya yuvarlanırsın. Ya Bihter'in her zaman bir racing aşkı vardı. Şu an Ahmet'in verdiği bilgiler ve hissiyatlar onda bir soru işareti oluşturur sanırım. Ne diyorsun? Tamam, Bihter motoru incelerken biz Ahmet'le devam edelim. Tamam. Güzel, CRF'yi aldın. Naked'dan Enduro'ya geçiş yaptın. Peki kendine şunu soruyor musun? Veya bir kere sorma fırsatı vereyim sana. Ben nasıl gideceğim? Gidiyoruz biraz daha. İlerlemeden sormak zorundayım. Küçük bir ara. Evet, Selesi'nin MT25'ten yüksek olduğunu görmüş olduk vesileyle. Evet, biraz yüksek. Ama ondan da bahsetmek gerekirse şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bu motor göründüğü gibi yüksek değil. Yani motora bindiğiniz zaman herkes genellikle bu motoru seviyor ama yüksekliğinden dolayı korkuyor. Sadece bunu ek bilgi olarak söylüyorum. Motorun üstüne oturduğunuz zaman motor amortisörleri sayesinde zaten aşağı çöküyor. Yani en az 1.75, 1.70 boyunda bir birey rahat rahat motoru kullanabilir, sürebilir de yani. O korkunuz olmasın. Tamam. CRF'ye birazdan geleceğiz. Az önce bir sorum yarım kaldı. Hiç MT'den neden bu motora geçtim? Ulan keşke geçmeseydim. Ya MT'nin şu özellikleri çok iyiydi dediğin, ya geriye dönük olarak özlemin oluyor mu MT'ye? Naked tarzına? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim uzun yollarım genelde MT25 ile yaptığım için o benim için ayrı bir yerde kalıyor yani. Hani duygusal bahsetme. Şeyden bahset. Tamamen yani sana verdiği hissiyat.
pratiklik, kullanış, her şey olabilir bu. Ya şöyle, motorda zerre benim hatam, yani hata görmedim hiçbir şekilde. Motor uzun yolda da gitti. İşte kısa mesafe. MT25. MT25. Uzun yolda da gitti. Hiçbir sıkıntı olmadı. Onun tek bir sorunu vardı. Çift silindir ve yeni nesil motor olmadığından dolayı yakıtı biraz fazla. Kaç model senin motosikletin? 2016 model. 2016. Siyah renkli bir MT25'imiz evet. Vardı zamanında. Yani hem yakıttan dolayı hem de dediğim gibi keşfetmeyi sevdiğimden dolayı kamptır, carttır, curttur. Hani yalnız pişmanlığım var mı dedim. Gene CRF'ye geldik onu. İyi ki almışım geldi. Pişmanlık yok demek abi, ki yok. Pişmanlığın hiçbir yok. Hiçbir hata yok. Kusur yok yani. Ben evet. Seviyorum, memnunum da. Çok güzel. Peki yani dedin ya ben arazi istiyordum, keşfetmek istiyordum. Hani naked motorla bunu yapamıyordum. Naked bir motosiklette bu olmuyordu diyordun ya. Peki bu motosiklette hiç böyle bir şey denedin mi? Senin isteklerine cevap verebilen mutlu bir motosiklet. Yani. Ya ben gerçekten motordan mutluyum. Sen neredesin? Hiçbir sıkıntısı yok. Ufak tefek sıkıntıları var. Onları zaten herkes bilir zaten. Klasik CRF'nin ya zaten gibi. Zilyon tane incelemesi var. Yani hani sürüsü de incelemesi var. Tek sıkıntısı o. Diğer türlü biraz da deposu küçük. Zaten motor cross olduğu için gayet normal aslında da. Bizim bazı maddi bütçe olaylarından dolayı enduro tarzında en alınabilecek ideal bir motordu. Evet. O yüzden CRF'yi tercih ettim ve pişman değilim. Hiçbir sıkıntısı yok. Ben de hani bazen bakıyorum acaba motosikletimi değiştirsem etsem mi? Sürekli aldın evet mutlusun, memnunsun diyelim. Neyi yapamıyorsun? Neyde geri kalıyor? Yani neyi göze alarak alsınlar? Neyi göze alarak alsınlar? Ya şöyle pişman edecek tek bir noktası var. Aslında rüzgarı çok alması sadece. İster istemez. Hafifliğiyle de alakalı. Hafifliğiyle de alakası var. Ya zaten aslında motorda kabahat yok. Hani motorun özelliği o. Evet, hani evet. Cross motor olduğu için hani işte rüzgarı kessin, işte ne bileyim. Amaç uzun yolda değil aslında. Amaç uzun yolda yani. Buradan çıkacaksın. İstanbul mu oturuyorsun? İstanbul'un yakın neresi var? Belgrad var. Şu an Kemerburgaz'da. Şu an Kemerburgaz'da tabi. En yakın Belgrad'a gidersin. Orada iki tur atarsın. Ondan sonra işte Kemerburgaz Kent Ormanı'na şu an bulunduğumuz yere gelirsin, iki tur atarsın. Ya şu yolu denedim olmadı. Şöyle. Şunun için daha farklısı, daha fazlası lazım dediğin. Ya şu şekilde motor konusunda bu motor biraz virajda sıkıntısı oluyor. Neden viraj lastik problemi? Çapları, değil mi? Lastik çaplarından dolayı asfalta pek uygun değil. Hani biz bir şekilde enduro lastikleri falan taktık, hani yol lastikleri takıldı ama dediğim gibi viraja girerken bir korkutma yapıyor. O yüzden pek yatıramıyorsun. Ha MT25'te böyle bir şey var mıydı? O onun için zaten. Onun için yani. Onun MT25'te Allah ne verdiyse yani. Ve IVRC lastik olduğu halde çok güzel kullanışlıydı o motor. Ama bu motor viraj konusunda pişmanlık yaratabilir biraz. Peki şöyle bir durum var. Biz Bihter'e önümüzdeki yaz belki uzun yola çıkmadan önce bizim bir tur planımız var biliyorsun. Çıkmadan önce belki yani NK yerine böyle bir CRF250'nin rally modelini almayı düşünüyoruz. Yani sen bunun bir kullanıcısı olarak rally ile çok fark yok. Rally biraz da grenajlı. Grenajlı evet. Yani Bihter'e bunu tavsiye eder misin? Sence mutlu eder mi? Ya şimdi hemen hemen zaten aynı motorlar. Sade tek sıkıntı dediğin gibi grenajı var. Lastik ebatları belki rally'ye göre biraz daha incedir bunun. Aynıdır bence ya. Ya pek incelemedim ben rally'yi ama araştırılır. Çünkü asıl rally zaten uzun yol motoru olduğu için her türlü kullanılır yani. CRF 250 de tabii uzun yol için pek uygun yani değil. Yani Naked'dan geçse de, CF motodan geçse de bizi mutlu eder diyorsun. Her türlü eder. Ya neden her türlü eder? Çünkü Bihter de o tadı, o hazı aldığı için özellikle siz çift olarak maceracı bir ruh daha sahip olduğunuzdan dolayı. Hani ne bileyim şimdi sen de ADV varken NK'yla da gitmek olmaz aslında. Biz böyle bir amatörlü bir motor lazım yani. Biz de onu düşünüyoruz. Şimdi evet beraber yola yapıyoruz. Asfalt ağırlıklı oluyor. Şimdi ben de evet. Şunu istiyorum. Hani ben bir yola girebildiğimde Bihter de arkamdan güvenle girebilsin. Motosiklet ona uygun olsun istiyorum. Bizim bir arkadaşımız geçen gün şuraya 250 cc X-Max'le indi yani. Scooter'la şuraya indi. Yani peki nasıl çıktı? 3 kişi, iterek çıkardı. Bir sonraki. Bu arada buradan Mustafa'ya da selamlar. Kendisi o eski Varadero çılgın arkadaşımız olur. O anlamıştır. Evet, Varadero'dan sonra Scooter'a geçince bir tuhaf. Kendini yani, Varadero kullanıyor. Demem o ki X-Max'le bunu da yapabiliyorsun. Ama mesele şu. Yaptığın işten keyif alman lazım. Evet. Yaptığın işe uygun bir motosikletle o yola girmen lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Bihter hep racing istiyordu bugüne kadar. Ama neden? Yani mesela merakım var, tipini seviyorum ama hiç denemedim. Anladın mı hani? Yani Emre'de Repsol falan varken arada alıyordum mesela. Diyordum şurada ışıklardan şuraya kadar ben süreyim.
heves aslında ya. Senin dediğin gibi sen de bir hevesle başlayıp evet. Enduro'yu bulmuşsun yani sonunda. Şöyle diyeyim, ben asıl CBR'dan o vazgeçtiğim zaman o Şile yolunda ben giderken çok yoruldum. Hani hem 125 cc'lik bir makine, hem racing makine, mecbur rüzgarı kesmek için yapman gerekiyor. E tabi motor da gitmiyor. Evet. Ya şimdi sizin klasmanınız belli. Siz uzun yol seversiniz. Maceracı. İşte atıyorum izninizi ayarlarsınız, bir bakmışsınız İzmir'e gitmişsiniz. Yani şimdi CBR ile İzmir'e gitmek var. Bir de CRF Rally ile gitmek var. Oturuş pozunu rahat. Dik oturuyorsun. Yani onu da güzel bir aksesuarla donatırsak. Tabii yüksek canım. Olması cezbediyor. Anladın mı? Şöyle bir... Ya yüksek evet. Olması ayrı bir cezbedme evet. Şekli. Neden dersen trafiği çok rahat görürsün ve ince olduğundan dolayı yani şehir içi kullanıma da müsait. En önemlisini biliyor musun? Arabaların arasından geçiyorsun ya bazen. Evet. Tıkandığı yerde. Gidonun yüksek olduğu için arabaların aynaları gidonun altında aynen. Kalıyor. Altında aynen kaldığı öyle. İçin kolayca geçebiliyorsun. Yani sen NK'dan sonra yüksek motor yani benimkini arada kullanıyorsun ama çok sıkışık trafikte kullanmadın. O farkı hissedersin bir muazzam şey bir şey. Ben KTM'i de kullanıyorum mesela ama otoparkta mesela geçen gün en sonki örneği vereyim. Otoparkta KTM'le iki tur attım. Dönüyorsun ediyorsun. Ne olursa olsun alıştığın motor. Ya tabii alıştığın canım. Motor. NK'ya baktım o motoru bu diyor. Ya ama işte. Ya alışmak da çok önemli. Evet. Ya benim de şöyle bir düşünceye sahibim ben. Bazen insan alışkanlıklardan vazgeçmesi gerekiyor. Hı. Çünkü bazen mutluluk alışkanlıklardan vazgeçtiğin zaman olur. Yani tebrik ediyorum. Hep, çok güzel bir cümle. Hep aynı şekilde olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Arada bir değişik hazlar yapman lazım, denemen lazım. Lan acaba ben bunu lan dedim ama ben bunu kullanabilir miyim? Veya kullandığım zaman nasıl bir konfora sahip? Veya ben bunu yol yaparken nasıl bir etkileri var? Ne kadar artısı var? Ne kadar eksisi var? Yani yeni yeni şeyler insan öğrendikçe kendini daha iyi geliştiriyor. Ya bunun CRF'e geçmenin amaçlarından bir tanesi de bu. Tabii dediğim gibi dıştan çok tepki gördüm. Yok çift silindir makineden niye geçiyorsun? Hiç işte. Gerek yok. Yok yani onun tipi burada... daha iyiydi, kara şimşek falan filan. Ya dedim yani bu benim keyfim. Yani evet. Ben başkasının zevkine göre hareket etmem. Ben kendi zevkime göre hareket ederim. Hepimizi diyenler oldu. Sen de niye scooter yok? Sen NC'den nasıl KTM'ye geçtin? Linç yiyoruz ya. Evet yani. Biraz öyle bir durum var. Ya bir de şöyle. Yani bazen hani insanlara derler ya insanları tipiyle yargılama diye. Motorda da aynı şey bence. Olması gereken bir şey. Yani tipine göre yargılamayacaksın abi. Verdiği haz ve mutluluğa bakacaksın motorun. Sana eğer keyif veriyorsa motor güzel tamam. Bir şey oluyordur yani. Rüzgar arttı. Biz Ahmet'e keyifli sohbet için evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gayet aydınlatıcı bir değiştik. Sohbet oldu. Keyifle de bir sürüş yapacağız sanırım evet, birazdan giderken hep birlikte. Güzel bir evet, güneşi batırmadan gidelim ki zaten burada dururken insan üşüyor. Evet biraz rüzgar var. Sağdan geliyoruz. Aklında yani. Kalan, bize söylemek, aktarmak istediğin başka bir şey var mı Ahmet? Motorun kendisiyle mi yoksa genel olarak mı? Genel olarak. Abi, genel olarak buradaki takipçinize sesleneyim o zaman. Abi, ya başkalarına göre hareket etmeyin. Dediğim gibi alışkanlıklardan vazgeçin. Sizi ne mutlu ediyorsa onu yapmaya çalışın. Eminim mutlu da olacaksınız. Denemeden neyi sevdiğimizi de bilemeyiz. Bence. Evet, o evet. Evet, bugün Ahmet bize naked bir motosikletten enduro tarzı bir motosiklete geçmeyi ve bunun vermiş olduğu hissiyatı, artılarını, eksilerini değerlendirdik. Güzel de bir sohbet oldu. Konuyla ilgili soru, görüş, öneriniz olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altında yorumlar kısmında bize sormayı unutmayın. Ve eğer olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne kastın be? Abi ben az önce fotoğraf çekmiştim. Çekilse miydik? Bir de video çekil demiş. Oh yeah. Bravo.